Abi yangın var. Yangın var. Türkiye'nin her yeri zaten yanıyor. Rabbim Allah korusun. Gidiyoruz. Niyaziler gitmişler. Abi eyvah 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 eyvah. Bizim köye 3 köy komşu köy arkadaşlar. Bizim köyün yangın söndürme tankeri falan hepsi şu anda orada. Ben de gidiyorum, Eskişehir'deydim, Seyit Gazi'deydim. Aslında adaklık dağıtıyordum. Daha Seyit Gazi'den bu yana gördüm dumanları ama çok büyük. Beri döndü gibi amca. Abi sokmuyorlar, sokmuyorlar. Ama değişti duman, baksana. Geri geliyor abi. O şuraya baraja gidiyordu. Barajdan sonra. Bunun şey dolu mu ki acaba ya? Oraya döktü bak, duman beyazladı. Oğlum nasıl bir şey bu ya? Ender Aslan Giray, Niyazi. Çok yoruldum değil mi? Oğlum ne? Çetin Niyazi, Çetin. Hortumu nereye götürmüş? Oğlum ne lan? Getirdik, getirdik. Abi burası müdahale edilebilir. Çok sıkıntı. At abi, at 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 at. Tankeri mi istiyorlar? Burası... Ya şu yarıkların içindeki şeyleri engelleyemezsin ya. Şu. Görüyor musun? Bütün yarıklarda olur. Abi burası çok pis mera ya. Çok pis ya. Oğlum sönen yer tekrardan yanıyor. Bas 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 bas. Şöyle geri ittiriverem lan. Aha bak Niyaz, bu sönmez. Badan acıladım öte Niyaz. Kıramadın mı bir çala? Gel. Nereye gidiyor? He? Orada da mı yanıyor? Oğlum bu alttan gidiyor Niyazi, alttan. Taşların araları sönmüyor, hiç girme şey. Niyazi. Sadece önünü kesiyorlar. Su tutmadan hiç sönmüyor. Yeniden canlanıyor Niyazi. Taşların altından çampirler var ya, kuru çampirler. Birikmiş...
He? Sönmeye ki. Bir de çok sıcak lan. Nefes alacak gibi değil mi? He? Çıra yanıyor çıra. Ne kürek kaldı ne değil mi Niyazi? Biz vurunca sağa sola sıçramasın bu. Yine yanmaya başladı bak. Yok abi. Hani Ender su tankerini getirdi mi? La orası yanıyor lan. Abi çam ormanı kadar böyle değişik bir orman görmedim. Bak bu yolun karşısı 200 metre öteden şey anızları yakmış. Çam kozalakları patlaya değiller ya gerçek. Füze gibi buradan bir patlıyor ta 200 metre öteden başlıyor yanmıyor. Bir bakıyorsunuz arka tarafınız yanmaya başlamış. Yalnız ne toz balığa ne kaplumbağa balığa yandı Niyazi. Helikopter geliyor lan. Söndü mü? Söndü tabii. Şurada yanıyor bak. Ama ya yok lan ya. Bak. Biz aran ateşin arasında kaldık değil mi? Ha. Bak. Şu aşağı gidelim gel. Aa, bizim söndürdüğümüz yer yeniden tutuşmuş. Ya bu yeniden tutuşuyor ya. Abi köklerden gidiyor abi. Solta solta inecekler. Toprağın altından gidiyor biliyor musun? Abo. Rüzgar tersine mi döndü? Evet. İçi yanıyor Niyazi, içi yanıyor bak. Vur. Yanar yanar yanar. Buraya güçlü bir traktör ama ne traktör nereye çıkıyor desene. İnsan zor geziyor. Evet. Niyazi dağ ormanın içinde bir sürü yer yanıyor. Evet. Senin tankeri boşalttılar mı acaba? Üf, ayaklarım yandı lan. İtfaiyenin ışıkları. Orada yanıyor. Yanan yerler yeniden yanıyor. Bak asker herhalde Niyazi. Askere benzer. Bilmiyorum ki ya. Gözüm bir şey görmüyor. Abi koca bir orman. Şu an kül oldu. Abi su boşaltacaklar su. Mağaradan ben uzak da. Benim ekibe size güzel. Sağ ol abim teşekkür ederiz. Abi. Babanlar gidiyor. İçerken geliyor abi. Daha yanıyor ha. Şeyi tekrar dolduracağız. Az daha. Tamam girdi. Aa girmemiş. Kıvır. Az öte git lan. Gel. Şunu kıvıram ya. He tamam. Bunu çalıştığım abi biliyor musun Ender? Hadi abi çalıştım. Ben de çalıştırırım da. Sen şuraya koy da çalıştırırız onu. Nereye koyalım? Aa pompa senin ne? Buraya her tarlanın başında böyle sulama var mı burada? Dur. Otur oynama. Yok musun? Hepsini de uzağa sor. Kaç dakikada dolduruyor bunu?
Oha. Kaç tabancası var Ali abi? 12-13 tane. 10 dakikaya girmeyiz. Yakasın ortalığı. İki kumaş sigarayı. Kepçe ta buradan batık öte çıkmış Niyazi. Hala duman çıkıyor arkadaş. Şuna bak. Bana iyi kapamıyorsun. Kepa sen buna. Yavuz da çalıştırabiliyor. Anlıyorsan dilinde. Koluma bak bizi de vurarsın. Kep vuruyorsun. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Gel. Ya ben çok çalıştırdım da unuttum ben. Bak ha. Şuna. Ma. Adamın dizine mi vur abi? Hızlandırdı mı? Çıkaracağım. Şimdi sese bak. Ah! Allah! Bundan niye duman çıkıyor böyle be? Benim gözlem duman görüyor. Düşecek lan geri. Düşecek abi geri. Yo bak ben bastırıyorum, sıkıntı yok. Şuradan çıkmasın diye vanasını açmıştı ondan diyorum ha. Bak bak. Şu alttaki vana açılmış bak. Çabuk dolduracak be. 10 dakika sürmedi be. Aç gel gazla sen fazla bez doldur ya. Ha sen yukarıya bak. Doldu şimdi. Doldu doldu bile. Doldu. Kapat Ali abi kapat. Çıkarın lan. Taş. Lan taşsın aşağıdan akar. Nereye gidecek? Yerimizi diyor bak. Sen geri çekmesin. Lan geri çeker miymiş? Ne çekecek geri? Kapat kafa. İyi de olur tamam. Ben bakayım şimdi. Misire inme bu o değil. Gülecek lan misire. Böyle iyiymiş burası ha. Gel. Bizim köyde böyle dolduracak suyu bir şey var lan Niyazi. Evet. Enderlerin kuyu var başka yok. Lan yani bu devrilecek gibi duruyor lan. Ha tamam. Bak kepçe ta nereye çıktı? Bak bak arkadaşlar. Bu adam bela ile. Vallahi dağları taşları yıkıp gidiyorlar arkadaşlar. Abi 3 mü oldu 4 mü? 4 tanker. Yani enderler dolu getirmişler. Buradan böyle tarlaların başında kuyular var. En azından yonca mısır ektiklerinin için arkadaşlar pat pat motorlarıyla tankerler doluyor. Şimdi soğutma çalışmaları başladı büyük ihtimalle ama şu tarafta kontrol altına alındı gibi duruyor. Şurada çok büyük bir duman var. Doldur gel suyu. Götürelim mi? Ver. Ver abi. At abi. At. Abi şu yerde yatan hortumun uzunluğu tam 1 kilometreden fazla. Hortumu takip ederek yedek hortum en üst noktaya ulaşmak üzerelermiş. Biz hem su taşıyoruz tankerle hem de böyle işte gücümüzün yettiğince bir şey nereye yapmaya çalışıyoruz. Şimdi göründüğü gibi değil. Hani bazen ya söndürüverelim, yaklaşıverelim. Abi öyle bir şey düşünmeyin yani. Ha söndükten sonra anca giriyorsunuz. Oho. Sönmeden ya çok zor. Ramazan bekle. Zirveye gelmişsiniz abi.
Abi sönecek gibi değil ki, şuna bakın, bak bak. Bu görünmeyen taraf. Taşların araları. Ağaç kovukları, kökler. Yerin altından da gidiyor herhalde abi. Aa şuna bak. Ama buraya bak. Oh. Geldi mi su? Geldi abi. Aman. Herhalde iki boru daha alsa tam zirveye çıkacaklar. Taşlar bile yanmış abi. Abi büyük bir bölüm yanmış ya. İnşallah diğer taraflarda da söndürülmüştür. Biz Kırkaya bakan Afyon yolu üzerindeyiz. Burası aşağısı Afyon yolu. Tabii bir dağ yayılmış vaziyette düşünün. Tepenin arkası, tepenin bu tarafı, tepenin diğer tarafı var. Ve şu anda yeşile dair hiçbir şey yok. Bakın. Alttan alttan gidiyor değil mi? Kırık yangın abi. Bak 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 abi bak. Su tutuyorsun bak abi bak. Bak suyu vur. Abi tam aşağı yarık var ya bak. Onu bir belirmemiz lazım. Aman. Abi soner mi ya? Bunu soğutması kaç gün sürüyor abi? Karaçam 3 gün herhalde. Kızılçam 3 gün, Karaçam 7 gün. 5 gün herhalde. 5 gün boyunca aynı böyle bu şekilde devam. Kontrol altına alındıktan sonra değil mi? Kontrol sırası. Kızılçam'ın 3 gün, Karaçam'ın 5 gün. Abi bak bak. Bildiğin şu anda üzerine tanzikli su veriyor abi. Arka taraftan köz. Büyük ihtimalle çotuk, çıra. Bir alamadık ki tersine, kökü çıkmıyor. Bir çevirsek bunu söndüreceğiz de. Yıkıyor mu tarafa? Yine tersi kaldı abi. Dur çevireyim. Aha orası. Taşa bak, kızmış var ya. Abi helikopterler. Sanırım 4-5 tane helikopter var. Bir tane büyük uçak var. Bir çok ara söz var. Ara söz mü diyorlar? Ara söz mü şey diyorlar. Şimdi su borularını çıkarttık. Yukarıda soğutma işlemleri devam ediyor. Tekrardan söyleyeyim. Hani böyle yangın çıktığında şu arkaya bir bakın abi. Allah'ım yarabbim. Hemen şey yapıyoruz ya. İşte hani gidelim. Şunu kontrol altına alalım. Ya da büyük alevlerin çıktığı yere gidelim hemen. Yok abi. Yani ben ilk defa bu kadar büyük bir yangının içine giriyorum. Yani şimdi burada söndürürken 15 metre öte, 20 metre öteye kozalak atıyor. Bir anda oradan da yanmaya çalışıyor. Ve ortada kalıyorsunuz yani. Baktığınızda hani ya şurada hemen şunu yapayım diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz oradan duman çıkmaya başlıyor. Bu Karaçam ormanları, bizim bu iğneli ormanlar dediğimiz kozalaklar acayip derecede ileri atıyor arkadaşlar. Bir şey gibi düşünün. Füze gibi. İşte, öteden yangın. Neyse biz burasını bayağı ekiplerin ellerine kollarına sağlık. Elimizden geldiğince hortum taşımaktır, traktörle su taşımaktır. Bizim yapabildiğimiz bu. Niyazilerle, enderlerle. İnşallah. Oh. Abi çok sıcak. Yere bakın. Bak abi bak.
Bir de şöyle bir şey var. Alttan gidiyor abi. Bildiğin alttan alev, 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 sim, sim, sim yanıyor. Bak şurada var bir tane. Bak görüyorsunuz değil mi? Bak. Bak abi. Bak şimdi bak. Bak size ne görüyor. Bak, bak, bak. Yanıyor şu anda burası. Bak. Bak. Bak, bak abi bak. Allah Allah. Abi bir de şey, kepçeler kuşak atıyorlar. Yani buradan düz bulduğu araziyi 3 metre genişliğinde kazıyıp yok ediyor. Geçmesin diye. Yalnız belli bir zamandan sonra çok zor dayanmanız. Çotuklar sönmüyor Niyaz. İstediğin kadar uğraş. Baksana alttan yanıyor bak. Söndür bakalım hadi. Oh. Çapa iyiymiş yalnız değil Niyaz'e. Bak gördün mü çotuk nasıl yanıyor bak. Ya bu alttan gidiyor Niyaz. Ben sana söyleyeyim. Evet. Tamam. Nerede var başka? Şurada ileride var. Gelirken gördüm. Hortumu indirirken. Öte tarafı kontrol altına almışlar mı? Bilmiyorum. Ha şurada var. Ama yok çok fazla Niyaz. Ya bu yanmaz ya. Bak orada var. Ver bakalım çapayı. Vah çok şükür. Oha! Babak senin söndürdüğün yere bak. Bak Niyaz bak. Abi herkes bir şeyler getiriyor ya. Şöyle bir al. Basıyor da. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasıl korun abi? İyi ne yapalım? Hortum taşıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ayran iç. Abi nasılsın? İyi yukarı çıkıp iniyoruz. Su getiriyoruz. Vallahi abi var ya. Tarafı zor söndürdük şu an. Diğer taraf sönmüş mü? Ayran en iyisi abi. Adam nereye gitti ya? Bizim pikabı almaya gitti abi. Abi yemekler ayran. Böyle hele dumanlı ortamda ayran. Asfalta çöktük. En azından gücümüzü geri toplayalım. Hali bir dipten perişan. Bir daha su transferi. Nerede la bizim ortamımız? Bak çok güzel şekilde akıyor mu? Abi kontrol altına alındı herhalde. Doldu herhalde Niyazi. Dolar mı yapıyor tanker bütün şeyini? Senin tanker çok alıyor. Gecelerin... Allah devlete millete seval vermedi. Niyazi su akıyor aksın lan. Oh arkadaşlar evdeyiz. Yangın
şu anda kontrol altına alınmış durumda. Yani bize söyledikleri o, inşallah rüzgar, ters rüzgar çıkmaz. Çünkü yangının en büyük dostu rüzgar. Bir kez daha gördüm ki ilk defa bu kadar büyük bir yangına şahitlik ediyoruz. Rabbim bir daha yaşatmasın. Ülkemizin çeşitli yerlerinde, birçok yerinde orman yangını var. Ciğerlerimiz yanıyor. Yeşil bir anda kaskara çıkıyor arkadaşlar. Tosbağalar, kuşlar, kurtlar, Allah'ım göstermesin. Çok böyle sıkıntılı bir durum. Burada birçok ekip vardı. Afyon'dan gelen ekipler, Eskişehir'den, Seyit Gazi'den, işte civar köylerden, konudan, komşudan, herkesten Allah razı olsun canlarıyla başlarıyla çalıştılar. Arama, kurtarma, afet ekipleri falan vardı. Ayran, su takviyesi. Çünkü duman insanı boğuyor, anlayamıyorsunuz. Bir anda başınız dönmeye başlıyor. İşte bir anda nefessiz kalıyor. Yani bunlar sıkıntılı durumlar ama tabii orada profesyonel anlamda söndüren ekiplere de biz köylüler olarak bir noktada yardım etmeye çalıştık. Dedim ya, gerek hortum taşıdık, gerek su taşıdık. Elimizden ne geldiyse, gerek sıçrayan küçük yerleri elimizde söndürmeye, işte küreklerle, çapalarla söndürmeye çalıştık. Bu gibi durumlar, sıkıntılı durumlar. Rabbim inşallah böyle acılar yaşatmaz ki, önleminde almak lazım. Biraz dikkat etmek lazım. Ama oluyor. İllaki işte bir yerlerden bir şekilde yangınlar çıkıyor. Diyecek bir şey yok. Bize 3 kilo, yani bize 3 köy sonraki, yani bize bir 15 kilometre falan mesafede, biz de buradan bir şekilde hemen gittik müdahale etmeye. Çünkü orada ne yapabiliyorsanız, tabii bilinçli olarak, sizi hemen sokmuyorlar. Bu da sizin sağlığınız için, sizin can güvenliğiniz için. Çünkü yani hemen elime ben şunu alırım, işte kürekle giderim, hemen şuradan çeviririm. Çok güçleşmişse, yani basit yangınlardan bahsetmiyorum. Orman alevli yanmaya başladıysa abi, yani imkanı yok. Duman, ateş, kozalakların patlaması bir anda buradaki, yani size şöyle düşünün, siz yangını söndürüyorsunuz, bir anda arka taraftan 15 metre, 20 metre, 50 metre ileriden yanmaya başlıyor. Bu da çam kozalakları patlıyormuş sanırım. Zaten yoldan da o şekilde atlamış, onu da kontrol altına almışlar. Bir anda içinde kalabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunu yapan bilinçli, bu işin eğitimini almış adamlar ki işte bizim de bir nebze bir yardımımız dokunur diye, ama elimizden geldiğince çalıştık. Niyazi ile Ender'e de teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar daha önceden gitmişler, söndürmeye başlamışlar. Biz de hemen arabaya atladık, gittik ne yapabilirsek diye. İlk başta biraz sıkıntı yaşadık. Hani yollar kapatılmış tabii can güvenliğiniz için, ama sonradan bir şekilde içeri girdik. Yani ne diyeyim, milletimizden, devletimizden Allah razı olsun. Herkes bir anda koşuşturdu. Birçok helikopter geldi. Sanırım 4-5 tane helikopter vardı. Bir tane büyük yangın söndürme helikopteri vardı. Bir sürü aracöz vardı. Su tankeri vardı. İşte bizim götürdüklerimiz vardı. Köylünün yardımı vardı. Bir şekilde kontrol altına alındı. Ama dediğim gibi sıkıntılı durumlar. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Çünkü çok büyük bir alan yandı. İnşallah sönmüştür tamamen. Soğutma çalışmaları da uzun bir süre devam edecek. 5 günden aşağı söndürme işlemleri bitmiyormuş. Çünkü alttan yanıyor. Yani ayaklarınızın altı yanıyor. Sönmüş ama yanıyor yani. Siz görmüyorsunuz onu. Bir anda parlayıveriyor böyle. Zaten taşaraları falan anlatmaya gerek yok. Gördünüz. Birazcık da sarp arazi. Bayağı bir sarp arazi. İnsan makineler de ulaştı ama insanın da ulaşması gereken yerlere insanlar da canıyla başıyla ulaşıp söndürmeye çalıştılar. Böyle durum bundan ibaret. Bu zamanlarda en çok korktuğumuz şeyler yangın meselesi. Zaten ülkemizin birçok yerinde yangın var. Hepsine geçmiş olsun diliyorum. Özellikle Çanakkale, yani ne diyeyim ya, bu önüne geçilebilir, yani rüzgarla beraber birleştiğinde çok çabuk önüne geçilebilecek bir şey değil benim tabirimle. Beni affedin, yanlış da söylüyor olabilirim. Ben öyle gördüm ama tabii ekipman, ne kadar fazla su söndürme aracı, ne kadar fazla helikopter, ne kadar fazla uçak, daha çabuk müdahale ediliyor. Burayı da bayağı uçak, helikopter, arasöz, yangın söndürme, su tankeri yığıldı. Bir anda tabii ekipler toplaşınca kontrol altına alındı. Birazcık da rüzgar bizden yanaydı, öyle söyleyeyim. Rüzgar biraz gücünü kaybetti.
Böyle böyle arkadaşlar. Neyse bakalım, bunu da atlattık. Her sene yaşıyoruz bunu. Geçen sene Börelen'e gittik, tanker götürdük. Ondan önceki sene oldu. Ya bu yaz ayları, özellikle orak harman zamanı, her yerin çatır çatır olduğu zamanlar sıkıntılı zamanlar. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Komşu köylerimize geçmiş olsun. Elimizden geldiğince bir şeyler yaptıysak ne mutlu. Görüşürüz bakalım.